Hayda Dümen değil, kim ki? Profesör olmuş. Yani profesör evet doğru da bazı şeyleri de bilmiyor. Okuduğunu mu düşünüyor? Her gün yazıyoruz, her gün yazıyoruz. Her gün yazmakla önemli değil, tercüme çok önemli yani. Kendi yazar, kendi okur. Evet. Şimdi Haydar Dümen ayrı, ben yaşayarak bu konuları biliyorum. Hangınızın hayranları daha çok? Senin peşte çok, onun şeyde gazetede çok hayranları. Şimdi o Türkiye'de adı profesör adılmış, televizyona çıkıyor, medyaya çıkıyor, tabii onun fazla olacak tabii yani. Ama senin de ondan kalır bir yerin yok yani bu arada. Kalır. Üç tane peş sayfası var. Ben kapalı bu kutuyu ne kadar kimse bilmiyor yani. Kapalı kutu ne zaman çıkarsa, açılırsa o zaman ben... Allah izin verse ne zaman çıkıyorsun ortaya Mehmet abi? Ağam ortaya değil ki, ben şöyle böyle denk geldi miydi böyle sohbet anında? Anlatırım. Anlatırım. Şimdi bu şanımaların %90'ı var ya, %90'ı elektrik şarjının bittiğinden. Hani şu telefonda şarj bitiyor ya. Telefon hani şu telefonun kızı benim şarjı vermişim. Telefon işte şarjı bitti. Şarjı bitti mi çalışmaz. İnsan da kadar. Elektrik bitti miydi? Ama hocam çözüm bulmuş ona hemen hap atın diyor. Hapla mapla uyan olmaz. Beyinde biter abi. Hap ne ki ya? Haydi alacağı vereceği kafaya bir dakika. Bir üzüntü, bir stres yap. Bir şey yap bakayım hap. 10 tane bir kağıt at bakayım faydası olur mu? Vallahi bilemez. Vallahi kir kokusan bile kalkmaz. Önce her şey beyinde biter ya. Bu haplar satman için. Ondan belli bir rant alıyorlar, belli bir para alıyorlar. Hasan bir satmış. Trilyonları kırıyorlar yani. Birinin boynu tutulmuş, birinin kolu tutmazmış. Önce beyinde psikolojik olarak rahat olacak, ruhen rahat olacak. Ölüm tehlikesi geliyor. Allah Allah. Adam boşanacak. Önce bir kızı ben seviyorum, aman bunu öleceğim, bunun için öleceğim. Her türlü şeyi yapıyor, en sonunda alıyor, bir ay sonra bakmasın ilk sistem mahkeme kapısında. Neden? Elektriğin bittiğinden. Aynı evde dura. Elektriği fazla kullanıyorlar. Kullanıyor, elektriği fazla kullanmayacak. Haftada bir şarja gideceğim. Ondan sonra bay anama küfretti, babama küfretti, eve geç geldi. Birisi mahana uydururlar gayrı hakimin yanında. Ayrılmak için. Ondan sonra ayrılırlar, aradan bir sene geçer, birbirini görmez, amanın karımı getirmeyin. Amanın kocanın. Aynı dallak gibi. O zaman koyunum gibi der, su doluyor yani biraz özlüyor birbirini. Ondan oluyor. Genellikle ondan oluyor. Yani boşanmaların %90'ı bir. Aslında işinden her zaman para bulur. Sana bir şey diyeyim Mehmet abi. Osman Hoca da Haydar Dümen'in dergisini taşıyorum şu an. Taşıyabilir. Dergi taşıma. Kendin Haydar Dümen. Boşanmalarda kaldık dur. Boşanmalarda kaldık. Haydar'da kaldık. He. Lafı karıştırma. Lafı karıştırdın, ara bilim onu sıkın diyeceğimi de unuttum benim yani. Boşanmada şarj bitiyordu Mehmet. Şarj bitiyor. Aslında sağlıklı bir aile ömür boyu yaşayacak mı? Eşinden, arvadından uzak duracaksın. 15 gün, 20 gün. Değişiklik yaşayacak. Şarj bir dolacak, elektrik bir dolacak yani. Ya da babasının deplasmana götüreceksin. Deplasmanla renk olur yani. Günlük dolmazmış lan. Ne? Deplasmandaki maçlar her zaman daha iyi olur. Heyecanlı olur. Futbol bile deplasmanda heyecanlı olur. o da deplasmana götüreceksin. Deplasmanda heyecanlı olur yani. Her şey beyinde çözümlendiğine göre o işte beyinde çözümlenir. Haydar Dümen buraları bilmez ya. Yani. Ama bir fırsat olsa da ikinizi bir karşılaştırsak çok güzel olur ha. İkimiz tabii karşılaşmak isteriz. Ondan da benim ondan öğreneceğim şey de vardır. Benim de ondan öğreneceklerim var. Onun da onun da benden öğrenecekleri vardır yani. Vardır kesin yani. Kesin vardır, kesin. O yüzden Haydar esasında sen sayfasına bir yazı yazman lazım Haydar Bey. Neye yazayım oğlum ya, işim gücüm yok, donlama uçacağım ya. Bu şarj günlük dolmazmış ya. Günlük dolmazmış ya. O abi biter yani. Aynı evde. Yaşlanınca mı bitiyor? Aynı evde biter. Aynı evde şarjma biter. Aynı duvarları yaşıyorum, aynı şeyleri yaşıyorum. Bir de hormonlu yiyecekler var ya. Evet. Şu hormonlu yiyecekler de o işi bitiriyor. Domates hormonlu, salatalık hormonlu, yumurta hormonlu, salatalık hormonlu, plastik duman, dalamazın domatesiyle Antalya domatesi bir olur mu? Adam buzdolabına diyor, kodum diyoruz. Bir baktım diyor, 10 santim daha uzamış diyoruz. Kardeş oluyorsun değil mi kardeş? Kardeş gibi kalıyorsun ya. Yani aynı yerde kardeş gibi kalıyorsun. Bir sene sonra kardeş gibi kalıyorsun yani. Elektrik bitti mi kardeşleşiyorsun.
O zaman bir hafta Antalya'ya tatil. Erkeğin kadını da yok, kadının erkeği de yok. Bir hafta Antalya'ya tatil. Yani iki defa her şey bu hormonlu yiyeceklere döküldü. Vallahi evdeki arbatların bile tadı kaçtı. Hep İsrail işinde. Arbatlardan sorsan heriflerin tadı kaçtı. Türk kadınları mı, Rus kadınları mı? Ne? Rus mu, Türk mü? Haram şimdi devamlı. Komşunun tavuğu komşuya göz gözüküyor ya. Şimdi bize Rus kadınları daha iyi gözükür. Bizim kadınlar da Rus erkeklerle daha iyi gözükür yani. Yabancı yabancıya devamlı iyi gözükür. Şimdi o yüzden kendi çikin de olsa, şuradan çikin de olsa, kendi hanımından çikin de olsa gözünü güzel gözükür. Haram ya. Yani sen tadamadığı şeyi bir tadayın acaba. Aslında bir gün sonra bakmışsın, ondan da bıkmış. Kardeş olmuş. Ha. En iyisi uzak durmak. Uzaktan sevmek çok güzel bir şey. Öyle değil mi? Tabii. Bitmez yani. Birleştiğin şey her gün her şey biter. Leyla ile Mecnun kavuşuversa ondan aşkı da biterdi. Gençlere bir nasihat ver de kapatalım her videoyu. Gençlere tek nasihatim. Ne belli kuvvet oğlum, diline kuvvet diye tek nasihatim. Günü içinde bulunduğun saniyeyi iyi yaşayacaksın. Anı yaşa. Anı yaşayacaksın. Arada bir tarz etmeye dedin. Geçmişi düşündüğümüzden geri gelmez. Geleceği düşünmenin de faydası yok. Yarına çıkacağına elinde daha bir senedin diye yok. Evet, tamam mı? Nasihatı aldınız mı? Ben açıklamalar yapacağım Ramazan. Nasihatı aldın mı? İçin zaman denilen kavram, zaman bir kavramdır. Zaman denilen kavramın içinde bulunduğun saniyeyi, şu anı iyi yaşayacaksın. Anı yaşamışsın. Yazar ve söz Mehmet İnce diye yazar. Bu işin yaşı da yok. Ben 60 yaşındaysam da 15 yaşındayım. 50 yaşındaysam da 15 yaşındayım. 15 yaşındaysam 15 yaşındayım. Şey yazarım lan bunu. Öyle o ne dedi? He. Mehmet'im. Yaşallah. Ne yapalım Mehmet? Valla gençlere de söylüyorum. Gençlere çekiyor mu? Gençlerle. Ekster ne yapayım ben? Bak bir çayla sav başından. Ama genci buldun muydu? Bir geçiyi kes. Nasihat veriyorum. Nasihat. Sen de benim kafadasın canım. Tekeyi ye diyorum. Tekeyi ye. Bu istediği şeyler ne yapayım? Yalnız yamaçtan baktım. Ama bunlar her şeyden bahsediyor. Bunlardan ben bir şey öğrendim, bunlar benden bir şey öğrendim. Öyle mi? Gençlerden hiç olmazsa internetten nasıl kullanılır onu öğrendim. İhtiyar adamdan ne öğrenecek? Değil mi?